Onlar neye dayanıyor? Yakışıklım, güzel yüzüm. Allah güzelliğini daha da artırsın. Bayağı güzel. Çok 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 güzelsin. Ve süper yakışıklısın. Allah senin nuruyla sarsın, cennet ile şereflendirsin. Bir daha dinleyeyim. Evrim, sen olan Müslümanlar neye dayanıyor? Şimdi canım işi şöyle, bu adamlar baktılar. Bu adamların şakası yok. Kitapları var, eserler var, üniversiteleri falan var. Evrimin gerçek olduğuna inandı. Yani onlara büyü etkisi yaptı o. Şimdi evrimin doğru olduğunu da anlıyor. Zaten Allah konusunda inançları çok zayıf. Ama o evrimi görünce daha da beter çöküyorlar. Artık mesela 100 üzerinden 90 ise imanı daha önce, 100 üzerinden 1 veya 2'ye kadar geriliyor. Zaten birçoğunun son namazını terk ediyor falan, edip yükseliyor falan böyle. Bütün üslubu değişti. Yani İslam'a bakış açısı falan değişti, PKK'ya bakış açısı falan çok değişik yani, uslubu çok değişik. Şimdi Müslümanlar Darwinizm'den yani Deccaliyet'in dinine karşılaştığında çeşitli savunma mekanizmaları geliştirdiler. Bir tanesine dediler ki biz Darwin'den önce zaten Darwinizmi bulmuştuk. İbn-i Miskevehler, işte İbn-i Haldunlar, efendim şu bu falan. Biz kendimizin inancını niye Darwin'e kaptırıyoruz ki falan gibisinden Deccaliyet dinine sahip çıkmaya kalktılar. Acizliklerinden. İkinci bir ekol çıktı. Dediler ki ya zaten Darwinizmde bir şey kalmadı. Kalmayan bir şeyi yani niye muhatap oluyoruz ki dediler. Bak bu da bir savunma mekanizması. Ya geleneksel çok garibandırlar. Çok eziktirler. Büyük bölümü böyledir. Yani üzerlerine geldi mi panik olur. Babası olsa harcar. Evet. Abisi olsa harcar. Anası olsa harcar. Kardeşi olsa harcar. Harcamayacağı adam yoktur. Gelenekçi çok korkaktır. Çok ürkektir. Yani harcama sistemine kurulur sistemi. Hepsinde olmasa da bayağı bir kısmı böyledir. Mesela orada da sıkışınca Allah mı, Darwinizm mi deyince Darwinizmi seçiyor. Sıkıştığında. Bak dini gözden çıkarıyor. İslam'ı gözden çıkarıyor. Bir kısmı için söylüyorum. Ve işte konuyu kendi kafasına göre anlayanlar için söylüyorum. Bir yine bir başka bir modelde Darwin diyor tamam bir şeyler anlatmış ama ona karşı da birileri çıkmış cevap vermiş ve bitirmişler. İşin ehlini bilen, ehli olanlar bunu zaten biliyorlar. Ve bu adamlar da işte zırvalıyor falan. Kendilerince onlara da hakaret ediyor Darwinistlere. Böyle bir koruma mekanizmaları var. Bizi kastediyor aslında. Hani iflahlarını kesiyorlara getiriyorlar. Ama korkuyor. Çünkü eğer fikrine inansa kendi çıkar söyler zaten. O kadar içinden çıkılmayacak bir şey yok ki. Der ki arkadaş fosil yok. Protein de tesadüfle meydana gelemiyor deyip açıklayıp konuyu bitirebilir. Demiyor ama yine korkuyor. Çünkü doğru olduğuna inanmış. O korkunun savunması onlar. Hani hoca çıktı ya bir tanesi, anne dedi diyor. Bir diğer gidi okudum diyor. İşte maymun niye insan olmuyormuş. Akıl almaz, ipsiz sapsız bir gelenekçi savunması. Gelenekçi Ortodoks Müslümanların bir kısmının zavallılığını vurgulamak için mükemmel bir açıklama bu. Ve çok aciz bir savunma metodu. Bak ne perişanlıklara düşüyor görüyor musunuz? Yani Darwinizmi savunmaktan tut, bilmem nereden çık. Onun için Darwinizmin hakkından da bir tek biz geldiğimiz için bizi de şimdi çok önemli bir konumda olduğumuzu görüp kıskançlık gözüyle değerlendiriyorlar. Bizim bilgimize de pek ulaşmak istemiyorlar. Kitapları bile okumak istemiyorlar. Korkuyorlar çünkü. Yine her yerde imanlarını kaybedecekleri kanaatindeler. Yani gerçekten Darwinizmin olmadığına inanamıyor. Anlatmamıza rağmen inanamıyorlar. Yani yine kafa gitmiş vaziyette. Ama korkuyla işte abim senin ağzını burnunu kırar. Böyle bir gel de bir gör falan kafasındalar. Öbürü de işte bir diğer yedi okudum diyor.
Anne dedi diyor. Çocuk soruyormuş bak. Gelenekçi uyanıklarını görüyor musun? Bunlarda kendilerine has bir gelenekçi uyanıklığı vardır. Çocuk geliyor. Bu sormuyor yani. Çocuk aklının artık çocuk sorabiliyor. Ve bir diğer gidi okumuş o diyor. Böyle yani o kadar iş hafife almış oluyor. Yani bu o kadar büyük ki artık çocuk annesinden duyuyor ve diğer giden okunan bir konu oluyor. Bunu hiç ilgilendiren bir konu olmamış oluyor. Ve çarpıcı bir delil veriyor kendi kafasına göre. Ve çok çocukça ve aciz bir üslupla. Maymunlar niye insan olmuyor? Münasebetsiz de bak hizaya geldi. Adam zaten zamanla oluyor diyor sana. Yani yüzyıllar, milyonlarca yıl içerisinde oluyor. Yüzlerce yıl içerisinde oluyor diyor sana. Tabii. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ama tabii kendi alanlarında bayağı bir şeyler okumuşlar, öğrenmişler. Sadece onları savunacak durumdalar. Bunların tabii bu konudaki acizliklerini ayrı bir konu olarak ele almak lazım. Yani bu bir kitap konusu olabilir. Zavallılıkları. Mesela bir komünist üstlerine gitsin, ben de komünistim der. Sıkıştırırsan, İslam da zaten komünizmdir der. Biraz sıkıştırırsan. Mesela de ki, ya dersin bu adam tehlikeli falan, hiç bomboş, hiçbir zarar olmayan bir adam. Ama adamın üstüne gidersen, korkarsa, onu tutuklatmaya da çalışır, hapse atmaya da çalışır, her şeyi yapabilir. Geleneşi korkaklığında, üstüne gittiğinde canavliyle babasını bile harcar yani. O korkuyla. Çok eskiden mi? Bilinir bu yani. Sağın bir kısım mensupları da böyledir. Gelenekçilerin bir kısım mensupları da böyledir. Ya yani korkuya gelemezler. Bediüzzaman diyor zaten, havf damarını çok kullanırlar diyor. Yani korkutma damarını. Mesela yine Darwinizme karşı, onlara karşı en güzel yol diyor, sükût etmek diyor, bu ahmaklara karşı diyor. Konuşmayacakmış. Sükût el ahmak diyor, biri ahmak sana ne cevap vereyim ben diyor. Adamın kitabını oku, ondan korkuyorsun. Kitabına cevap vermekten de korkuyorsun, adamı da ahmak ilan ediyorsun. Burada ahmak kim oluyor? Korkuyorsun çünkü. Ya bu kadar basit bir teoriyi bile anlamamışsın, geçersizliğini anlayamıyorsun ve korkuyorsun. Dani yerini kaptırmış herhalde değil mi? Var ama orada bir yer, evet. Akit televizyonda yapılan evrim propagandasını görebiliriz.